Yıldıray Çiçek Tarladaki tiyatro ve kocaya fırça attıran baskı 5 bin kişilik kadroyu örgütlerime vermeseydim de MHP'ye mi verseydim diyen Mehmet Moğultay'ın Adalet Bakanı olduğu dönem atanmış, 12. Sul Hukuk Mahkemesi hakimi Ümran Kaptan'la MHP'ye hukuksuz bir şekilde kayyım atatan, cemaatin fişlenmiş ve sürülmüş Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi Burhan Yaz'la mahkemenin verdiği tedbir kararını kaldırmaya çalışanlar, mahkeme kararına, valilik açıklamasına rağmen hukuksuz bir şekilde hafta sonu Ankara'da niçin toplandı? 25. İcra Dairesi kararında, Gemerek Asiye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyadi tedbir kararı geçerlidir, kurultay toplanamaz dedi mi? Dedi. Ankara Valiliği resmi açıklama yaparak, valiliğimize tebliğ edilen mahkeme kararlarından MHP Kongresi'nin yapılamayacağı anlaşılmıştır mahkeme kararı doğrultusunda valiliğimizce işlem tesis edileceğinden herhangi bir mağduriyetin oluşmaması bakımından vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur, dedi mi, dedi. Perşembe günü tedbir kararı dururken dört sözde aday olarak yan yana gelip, Aksi halde Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nce kararın Mayıs ayı içerisinde verileceği netleşmiş olması sebebiyle olağanüstü kongremizi kararın çıkmasına müteakip çağrı heyetimizce belirlenecek bir tarihte yapılması değerlendirilmiştir. Açıklaması altına imza atmadı mı? Attı. Tedbir kararları dururken o halde toplamda 4800 kişi olan kalabalığı Ankara'ya niçin topladılar? HDP'ye oy veren Can Dündar'ın Meral Akşener, Tomalar'ın önünde inatla durduk. Tel örgüleri sallamak, gün o gün ve yine HDP'ye oy vermiş Nazlı Çağan. Bildiğim kadarıyla ülkücüler zulüm görünce teslim olmaz. İşte önlerinde tarihi fırsat. Zulme karşı direnme haktır. Gazlamasıyla niçin ülkücüleri polisle karşı karşıya getirme şeytanlığında figüran oldular? Bir gün öncesinden mahkeme kararına uygun bir şekilde güvenlik önlemi almış polisin önünde barikatlara tırmanmak, tomalara karşı parmak sallamak, tel örgülere tutunup pozlar vermek mağduriyet tiyatrosundan yansıyanlar olmuştur. Mahkeme kararını bile bile ülkücüleri mağdur etmek için oraya sürükleyenler, tiyatrosu bitince yiyecek, su yok, en temel ihtiyaçlarını giderecek bir yol yok, onun için şimdilik hepimiz evlerimize gidiyoruz diyebilmiştir. Bazı iş adamlarından aldıkları trilyonları nerede harcadıklarını da elbette merak ediyoruz. Kurultay var diyerek, duyguları istismar edilerek, Ankara'ya getirilen birçok ürkücü de büyük hayal kırıklığına uğrayarak geldiği gibi dönmüştür. En ilginç olanı da Ümit Özdağ'ın, Koray Aydın'ın ve Sinan Oğan'ın tarlayı erken terk edip, Meral Akşener'in saatlerce tel örgüye tutunup orada poz vermesi ve toplanan kalabalığa hitap etmesi olmuştur. Diğer isimler Niçin suratlarından düşen bin parça olarak tarla alanını terk etmiştir. Akşam saatlerinde bu isimlerin taraftarlarının için Meral Akşeneri hedef yapmıştır. Yakında hepsinin kokusu çıkar. Ama Meral Akşener'in gözünden, sözlerinden kin, nefret ve hırs yansıdığına tüm Türkiye şahit olmuştur. Cemaat öylesine bastırıyor ki, sanırsın kongre MHP cemaat arasında gerçekleşecek. Meral Akşener'deki kin, nefret ve hırs kocasıyla terör örgüler önündeki diyaloglarda bile kendini hissettirmiştir. Kocası Tuncer Akşener Meral Hanım sakin ol hadi gidelim diyor. Bir eli tel örgülerde olan Meral Akşener kocasına aynen şu hitaplarda bulunuyor. Ya bekleyeceğim sana ne oluyor? Çekil. Fatih Hal şu babanı al. Karışma bana. Ben videoyu izlerken utandım. İzleyen herkes de eminim büyük utanç duyacaktır. Tarladaki manzaralar maalesef MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ne var ki bugün Ankara'da yaşananlar şerefli mazimizin hiçbir döneminde görülmeyen çirkinlik, hiçbir zaman rastlanmayan rezimliktir. Tertemiz vicdanlı arkadaşlarımı dışarıda tutuyor ve diyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nin itibar ve saygınlığına bugün leke sürülmüştür. Sözlerindeki tespit gibi olmuştur. 6 ay sonra MHP'nin ilçe kongreleri başlayacakken bu hırs, bu telaş kimin hesabı adınadır? İmza toplayarak olağanüstü kongre geleneği olmayan MHP'ye bunu bulaştırarak yapılmak istenen nedir? Cemaat, PKK, HDP, Cumhuriyet, Oda TV, Cemaat, Sözcü, Aydınlık, Metin Feyzoğlu, Haşim Kılıç, Can Dündar, Aydın Doğan, Ahmet Hakan, Fox TV, Mihra Çural, BBP eskileri, MHP'deki değişimi niçin bu kadar arzulamaktadır? Meral Akşener'in kocasını bile bu derecede aşağılamasına sebep olan baskı ve dayatma niçindir? Ürkücüler bunu düşünerek sağduyulu olmalıdır.